Herkese merhaba arkadaşlar, ben Metin. Bugün sizlerle birlikte Time Flight Simulator adlı oyuna kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi en son hatırlayacağınız üzere biz bayağı ilerlemiştik ama ben videodan sonra aşırı bir şekilde oyunu oynayıp oyunun her şeyini çözdüm arkadaşlar. İsterseniz yavaştan başlayalım. Bugün ne yapacağız diye soracak olursanız benim bir tane ev kısmım vardı hatırlayacağınız üzere, arsa kısmı. Oradan işte biz şey yapabiliyorduk, eşyalar falan şey yapabiliyorduk. Bugün orayı geliştireceğiz iyice arkadaşlar. Orayı geliştirdikten sonra da oraya bir sürü tuzak falan koyacağız. İçeriği dizeceğiz para kazanıp bir şekilde çalacağız. Bir şey yapacağız, para çalacağız. O şekilde evimizi dizeceğiz işte. Şimdi isterseniz başlayalım. Ben buradan bug yapmaya çalışıyorum ama fakat bu bug olmuyor. Neyse, bir şey olmaz. Yapacak bir şey yok. Bugün ben buraya dalacağım. Şimdi başlayalım. 6. seviyedeki yere biz bir şey yapmaya çalışalım. Soğumaya çalışalım diyeceğim de burada bir sürü şey var. Kapıdan gireceğim desem kapıdan buraya girilmez. Nedenini soracak olursanız kamera var. Evet. Evet, gaz salındı. İçeri bir sürü polis geldi. Evet ve ben öldüm. Başlangıç, bir şey olmaz. Bir şey olmaz. 30 saniye ceza yedik. Tamam, bir şey olmaz. 30 saniye beklerim ben. Hadi ama. 20 saniye oldu. Neyse, ben buradakileri toplarım. Bir şekilde orayı bir soymanın yolunu ben bir bulurum. Ona göre orayı soyarız. Bakalım. Şöyle bir şey de yapabiliriz aslında. Direkt shift lock hangi tuş oluyor? Bilmiyorum ama bir şekilde buradan bug yaparak da geçebiliyoruz da, neyse. Evet, tamam. Geri geldim. Şimdi düzgün bir şekilde deneyelim. Evet, hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlayalım. Ben direkt gideyim. Bak, çözümü buldum. İlk önce ne yapıyorsunuz? İçeride adam yokken bakalım içeride adam var mı? İçeride adam büyük ihtimalle var. Evet, var. Yapacak bir şey yok. Orada varsa sorun yok. Bakalım. İlk önce bu kapıyı bir picklocklayalım biz. Tabi ben videodan sonra en iyi eşyaları aldığım için orayı karıştırmayın şimdi. Çünkü ben saatlerce oyun oynadım arkadaşlar. Şimdi bakalım. Kasayı açıyoruz. Açtım kasayı. İçindekileri ilk baş alacağız hepsini. Toplayalım. Topla topla topla. Elektriği keselim. Büyük ihtimalle adam devreye bakmaya gelecek. İlk önce şu kapıyı bir openlayalım. Bakalım. Guard orada değil mi? Evet, orada. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yerlerde lazerler var. Evet, ona görünmeden geçmemiz gerekiyor. Ama onun geçmesini beklememiz gerekecek. Onun arkasından dolaşarak burayı tertemiz yapacağız arkadaşlar. Çünkü bu şekilde tertemiz yapamayız buraları. Evet, şu anda bizi görmemesi lazım. İlerler misin? Kaç. Dur. Ben yokum. Dur, ben bir şey yapmadım. Dur. Lan öldürdü beni ya. Dur, bekle, ben yapacağım onu. Madem gelmişiz, burayı da silip süpürmeden gitmeyelim o zaman. Evet. Şu anda kaçmaya çalışacağım ama vaktim var daha birazcık. Buraları da alabilirim. Neyse, fazla uzatmaya gerek yok. Direkt buradan kapımızı açalım, şöyle bakalım birisi var mı diye. Adamı bizi görmeden şey yapması lazım. Adamın bizi görmemesi lazım. Bizim de kaçmamız lazım. Evet. Evet, kaçtık.
Şu anda kaçtım yani. Pikloklıyorum şu anda burayı. Evet, baktım guard var. Hemen geri kaçalım. Ama baktım şimdi guard yok. Hemen koşa koşa kaçtım. Evet. Şimdi diyeceksiniz ki Mehmet Emin 18 saniye kaldı. Yapacak bir şey yok. Biz sonuçta kaçtık. Allah, o ne ses öyle ya? Korkutuyor beni. Lan hayır. 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 Ah be. Son saniyede var ya yine. Çıldıracağım ya. 8 dakikadır bekliyorum. Hala bir key kart bulamadım arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Hala burada bekliyorum 2 saattir. Video çekeceğim, çekemiyorum. Shift lock falan deniyorum şu şekilde. Belki geçerim diye. Ama shift lock da işlemiyor. Neyse, ben bir internetten araştırayım bakayım nasıl geçiliyor. Evet, geldim sonunda. Gerçekten sonunda yani. Çünkü arkadaşlar 2 saat boyunca 2 saattir uğraşıyorum ama bir türlü keycard çıkmadı. Ve ben de bu durumda rahatsız oldum yani. Şimdi bakalım burayı nasıl halledebiliriz kolayca. Bakalım şey nerede? Guard. Guard yok gibi gözüküyor şu anda. Guard burada mısın? Guard şuradaki binanın içinde galiba. Çünkü şu anda benim karşıma çıkmadı. O. Büyük ihtimalle içeride. Evet. Sanırım içeride. Galiba bilmiyorum da. Neyse, gördüğünüz gibi zaten arkadaşlar içeriye gaz veriyor bu makine. Sonradan da şey oluyor. Bakalım. O guard dolaşacak. Baya dolaşacak. Ben de o zamana kadar bari şunu satıp geleyim. Bari şey yapacaksak da karımız olsun. Ben bunu bir satıp geleyim hemen. Veyahut da ne oluyor ya bu oyunda? Ben sesleri açayım diyorum. Seslerden çok değişik sesler çıkıyor. Ben anlamadım bu olayı. Neyse. Ben direkt bu araba satma yerine gideyim ve bu arabayı satayım. Ondan sonra geri dönüşte oraya tekrar uğrarız. Bakalım. Nerede satıyoruz biz bu arabayı? Unuttum ama bir şey olmaz. Ben yeniden hatırlarım. Şimdi ben bunu bir satıp geleyim. Evet, soyguna başlayabiliriz. Adam oraya girdi şimdi. Oradan çıkacağı zaman ben de hemen fırsat bilip direkt saldıracağım. Ve oradaki her şeyi çalacağım. Bakalım. Adam şu anda camdan bakıyor. Beni görmedi. Güzel. Gayet güzel. Beni görmemesini beğendim. Şimdi. Bakalım. İlerle. Ben şimdi çünkü şey yapacağım. Direkt aldığım gibi çantaları doldurup direkt buradan topuklamayı düşünüyorum. Şimdi adam oradan çıktı. İlerlesin. Tamam. Buraya doğru geliyor. Buradan beni görmez büyük ihtimalle. İnşallah görmez. Bakalım. Ben şöyle saklanayım şuraya. Şimdi ben kilidi açıp hızlıca içeri doğru girmeye çalışacağım. Tamamdır. Allah 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 Allah. Oğlum ben burayı soyamam ya. Başka yerleri soymam gerek benim ya. Ben olayın mantığını anladım. Tek elektriği keseceğim. Tamam mı? Adamın nerede olduğuna bakacağım. Ona göre elektriği keseceğim ve gidip oradaki yeri soyacağım. Bari keşke oradaki 25 lirayı da alaydım da. Kasılmış olurdum. Neyse, bir şey olmaz. Her şeyde var ya, beni buluyor mübarek. Kameraya yakalanmasam desem yakalanırım. İstemesem de istemem. Arkadaşlar, soydum, evet. Bu sefer becerdim. Nasıl becerdim diye soracak olursanız bakın, her şeyi aldım sayılır. Bir sürü yüzük aldım. İşte şey falan aldım. Her şeyi topladım yani, bildiğiniz. Nasıl topladım diye soracak olursanız göstereceğim şimdi. Fakat ondan önce şu gardiyanın bir gitmesi lazım. Çünkü az önce gardiyan o şekilde bir durdu ki, yani duruşu yetti diyeyim size, o şekilde söyleyeyim.
Bakalım. Ben şu kapıyı açacağım ama 60 saniye var. Bakacağım. Eğer kamera açık değilse, kamera açık. Evet, bu sefer ayvayı yedik arkadaşlar. Nedenini soracak olursanız, şimdi gardiyan buraları dolaşırken benim yeniden elektriği kesmem gerekecek. Bakalım, ben hemen picklock yapayım. Tamam mı? Şuradan geçeyim, elektriği keseyim. Direkt kaçayım buradan. Elektriği kestim şu anda, 60 saniyeliğine elektrik şu anda kesik. Evet, bakalım 18 tane eşyamız oldu sayılır. Çeyreklik falan da dahil olarak. Ben direkt şu şekilde bir giriş yapacağım. Gardiyan şu anda orada. Ben direkt şu şekilde bir geri bir şey yapacağım. Gitme yapacağım. Evet, şu anda oyun dondu. Nedenini soracak olursanız. Neyse, bir şey olmaz. Lag girdi. Evet. Gardiyan ilerlesin. Gardiyan ilerle. Evet. Şu anda ben buraları da aldım. Evet. Şu anda arkadaşlar, gardiyan bizi görürse ayvayı yeriz. Ama gardiyan büyük ihtimalle oraya girecek. Oraya girmezse çok sıkıntı. Evet. Gir oraya gardiyan. Tamam, gardiyan oraya giriyor. Sorun yok. Onu alamam. Kendimi hiç riske atamam arkadaşlar. Ben gidiyorum. Görüşürüz. 22 tane eşya aldım ben buradan. Hadi bay bay. Çok stresli ya. Ben burayı var ya, bir daha hayatta buraya gelmem. Çünkü küçük küçük yerlerde kasılırım. Buraya sadece bir defa soymak için o kadar uğraştım yani. Bakalım. Şimdi hepsini satalım. Küçük bir para birimi gelecek biliyorum. Evet, 17 bin lira. Gayet çok az yani. O kadar büyük bir yeri soymama rağmen 17 bin lira almam gerçekten çok sıkıntılı bir şey. Ben gidip ne yapayım biliyor musunuz en iyisi? Ben en iyisi gidip çıkayım buradan. Tamam mı? Bir tane araba bulayım. Arabaları sata sata bir şekilde kasarım artık da. Ben şimdi ne yapacağım? Büyük adamların olduğu, hani nasıl desem, mesela serverda gördüğünüz gibi şu anda 2 milyar 193 milyon 420 420 o kadar yani parası olan bir tane adamı soymaya gideceğim şimdi. Peki ben oraya nasıl gideceğim diye soracak olursanız, tabii ki de ben öyle yürüye yürüye gidecek değilim. Çünkü ben o kadar da şey değilim, hani şuradan bir tane araba alıp gidebilirim yani. Değil mi? Enter. Driver seat. Tamamdır. Şu anda ben gidiyorum. Hadi bakalım. Siteye girdim. Güzel. Nasıl desem, evleri büyük olan adamları soymaya başlayacağım ben şimdi. Evet, şundan başlayabiliriz. Ama bunun o kadar çok koruması var ki. Yani bakalım, şunu bir araştıralım. Çok mu zengin bu? Yok. Bunun eşyalar daha açılmıyor şu anda. Yani bu, bırakın arkadaşlar şey yapmayı, hani nasıl desem, adam o kadar şey ki şu an, ismi ne bunun? Bir şey bir şey. Ha, 33 milyonu var bu adamın şu anda. Ben istesem bunu soyarım, içinden biri geçerim. Ama benim bunu soymam neredeyse imkansız. Bakalım daha güzel yerleri olan adamlar var mıymış. Şurada küçük küçük binalar eklenmiş. Bunları şey yapmak daha kolay. Burası nasılmış? Bakalım bir. Oo, buralar iyi, buralar iyi. Buraları ben alırım. Evet. Buradan birkaç tane şey alabiliriz mesela. Burada işte para falan var. Bunların hepsini biz alalım. Bu hangi adamın base'i diye soracak olursanız bilmiyorum. Bakalım. Kimse de yapacak bir şey yok. Bakalım. Ali Yosu diye bir 26 milyon parası olan bir tane adamın teki arkadaşlar. Bu şekilde bu kadar binasını yapmış. Biz de gelip hazıra konup onun elindekileri aldık. Hadi bakalım başka birine gidelim. Şimdi ben geçen gün öyle bir adam gördüm ki adamın bir sürü parası var ve adam saniyeler içerisinde bir sürü bir sürü para daha kasabiliyor. Yani o kadar gelişmiş bir adamdı yani. Evet, burada da şey var. Mahalle kısmı var. Değil mi? Neresi bura? Ha, ilk yer. Anladım. İlk soymaya çalıştığımız yer.
Evet. Bunu yakalamaya çalıştılar da yakalayamadılar. Neyse bakalım. Başka bir yer var mı? Şöyle biz bir plotları dolaşalım. Bayağı şey yapınca da çok şey oluyor. Evet. Konuşamamam gayet güzel. Bakalım. Böyle ilerlere gidelim. Oo bak burası işte burası bahsettiğim gibi bir yer arkadaşlar. Buradan alır 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 soyar soyar bırakırsınız yani o derece buralar şey yerler. Bakın bu büyüklerden bir şey çıkmaz. Ama gider küçüklerden mesela şundan efsane efsane şeyler çıkar. Yani ben buralara tabii geldiğim için önceden böyle büyük bir tane adamın evini soyduğumu hatırlıyorum. Eğer bu videoyu izliyorsa tabii İngiliz adamdı. O abi niye FPS düşüyor ya? FPS düşmesin. Aa elmas. Elması varmış adamın. Yapacak bir şey yok. Çaldım abi. Helal et. Yeniden kasarsın sen. Kimin base acaba? Alıyorum alıyorum ama hiç takmıyor biliyor musunuz mu? Nasıl olsa yenileniyor ya buralar. Parası düşen biri var mı diye gözlüyorum da. Yapacak bir şey yok. Varsa alırım yani. Evet. Para varmış. Sağ bırakmam. Alırım. Evet. Şunu da bir araştıracağım diyecektim de. Araştıramadım bile. Evet. Bari lan. Tamam. Hangisini araştırdım? Ya. Boş çıktı. Bu da boş. Bu da boş. Bu da boş. Bu da. Bu. Bu da boş. Bu. Bu. Oo. Evet. Silahları varmış adamın. Silah dolabı varmış. Onları soyuyorum şu anda. Gayet güzel. Water bottle falan işime yaramaz ama idare eder yani alırız. Çünkü hiç bunlardan aldığımı hatırlamıyorum. Evet. Of. 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 Sen ne gösterdin bana az önce? Bunların hepsini alırım ben abi. Hiç kusura bakma. Yani yapacak bir şey yok. Adamın şu anda evini soyuyoruz. Hem de şu anda player'in evini soyuyoruz. Adam kendi evini tasarlasaymış. Yapacak bir şey yok. M4 bir süre M4 çıktı. Gayet güzel. Evet. Şu yerlerdeki plotları da inceleyelim. Bakalım. Soda, yumurta falan çıktı. Onlara hiç gerek yok. Belki şundan güzel bir şey çıkar. Ya bundan da hiçbir şey çıkmadı. Aa, kör oldunuz. Şu anda ben de kör oldum. Siz de kör oldunuz. Bakalım şu tepedekinden bir şey çıkacak mı? Oo, tamam. Bir tane daha şey çıktı. Bir şey olmaz arkadaşlar. Ben alır alır sonra yerisini bırakırım. Karşım ben teklifleri kabul etmiyorum. Evet, son tane bir tane de şundan alalım. Bir de şunu araştıralım. İşte arkadaşlar gördünüz mü? Server'a girdiğiniz zaman şu sağ üstteki gibi adamın bir sürü parası varsa acımayın arkadaşlar. Alın alabildiğiniz kadar onun elinden yani. Evet gördüğünüz gibi son elmasımızı da aldık. Satmaya gidelim. Bakın şimdi iyi izleyin arkadaşlar. Sat tuşuna basıyorum ve sol altta gözüken parayı iyi izleyin. Bastım. Evet temiz 76 bin dolar. Adama muah, ellerinden öper yani. Şimdi bakalım çanta kısmından güzel şeyler var mı diye. Ben hepsini fulledim tabii ama şuradan aşağı gidelim bakalım belki daha güzel şeyler gelmiştir oyuna güncellemeyle falan. Hala gelmemiş. Evet. Ben bunların hepsini almıştım. Bir ara bana çarktan en güzel şey çıkmıştı da 250 bin dolar. Ondan sonra ben onların hepsini aldım. Neyse tamam bakalım. Başka bir şey var mı diye şöyle bir bakalım. Evet arka planda bir tane daha adamın base'ini gözüme kestirdim. Orayı da ben bir sömüreyim hemen. Evet şöyle güzel bir arabayı aldım. Allah. Daha adamın base'i çıkmadığı için ben adamı rahat rahat soymuşum. Adamın base'inde sadece diken varmış. Yanlışlıkla mikrofona dokundum. Yapacak bir şey yok. Adamın base'inde sadece diken varmış. Vay be. Neyse daha şöyle güzel yerler var mı bakalım bir. Gezelim şöyle haritayı. Aa, burası da kimin base acaba? Tabii ki de benim. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar. Burası benim base'im. Şimdi bu base'e abi. Bir kişiyi davet et dedim.
Dünya geldi buraya. Ne yapıyorsunuz ya? Yalnız hile var oyunda, haberiniz olsun. Aha! İnanamıyorum ya. Vallahi var ya. Bir anda o dedim, acaba o tuş ne işe yarıyor dedim. Bir bastım. Keşke basmayaydım dedim yani. Neyse bakalım, güvenlik için security, güvenlik için bakalım şunlardan koymayı düşünüyorum. Evet. Şunu seçtim. Şöyle döndürelim. Şunlardan bir sürü buraya dizeceğim. Sonra ben belki de kasmam artık bu oyunu. Çünkü hani zaten kasılacak bir kısmı kalmadı. Neredeyse oyunu bitirdim. Yanlışlıkla oraya bir tane parça koydum. Onu kaldıralım hemen. Evet. Evet. Evin etrafını şu anda bunlarla kaplıyorum. 250 bin lira para çıktığı zaman ben bunu direkt bu evi dizmeye başlamıştım. Evin güzel bir şey. Aha, param bitti diyor. Aa, param bitti. Bakın arkadaşlar, benim bezimde de sadece şu var. O da açılmıyor zaten. Tüm lootum bunun içinde yani. Neyse, ben şundan bir şeyler araklayabilirsem araklayacağım. Bu kim? Neyse, bir şey yok. Araklayabilirsem şunun evinden bir şeyler araklayacağım. Bakalım. Bunlarda hiçbir şey yok. Şunda var mıdır? Küçüklerde oluyor genellikle güzel şeyler. Ama bazı küçüklerde açılmıyor. İşin kötü tarafı, büyükler de açılmıyor bazen. Neyse, ben burayı bir sömürüp geleyim hemen. Şurada bir çark varmış. Ben hemen onu çevirmeye gideceğim şimdi. Bakalım. İçinden ne çıkacak? 250 bin çıkarsa gayet mutlu olacağım. Çünkü çok istediğim bir şey. Hadi inşallah düzgün bir şey çıkar. Genelde aa, 1K mı çıktı? Teşekkür ederim ya. Çok işime yarar 1K benim. Öyle bir söyledim ki sanki şey yani. Bu kimin base'iymiş? Game Master diye birinin base'iymiş. Bakalım o kaçıncı sıralarda. O şu an sıralamada bile yok yani. Evet. Ben şu anda profesyonel bir hırsız olarak bu tuzakları yemem kardeşim. Sana inat olarak da şuradakilerin hepsini alır. Ve zıplar yeniden kaçarım, tamam mı? Ama ilk önce evet, şöyle bir şey yaptım. Ben kaçar. Evet, büyük ihtimalle yakalanacağız. Yapacak bir şey yok. Evet. Ama ben oradan atlar, orayı sömürür, bir daha geri çıkardım yani. Evet, 53 saniyede yedik. Ben hemen bir kaçıp geleyim. İnat değil mi? Tüm buradaki key kartların hepsini alacağım. Düşen bir daha çıkamasın. Yakalanmak ne demiş? Öğrensinler. Evet. İçinden de hiçbir şey çıkmadı. Level atladım çok karıştıra karıştıra. Bu bölüm çok kötü oldu ya. Ben hiçbir şey yapamadım bu bölümde. Doğru düzgün. Geldim. Neyse, o zaman yavaştan videomuzun burada sonuna gelelim. Neyse arkadaşlar, o zaman videoyu beğendiyseniz aşağıdan videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Eğer daha fazla bu şekilde Type Life Simulator videosu istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Oyun tavsiyeniz olsa bana ulaşabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Bye bye.